Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenzul Irfan fi ahadith Nebiyir Rahman merhum Esat Erbilî hocamızın yazmış olduğu Kenzül Irfan kitabına devam ediyoruz. 22. baptayız. Kendisi İzmir'in Menemen ilçesinde bir caminin haziresinde Safa Camii olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Oradan metfun rivayetlere göre zehirlenmiş. Ve oraya defnedilmiş Rabbim inşallah bu kitabımızı okurken bitirmeden veyahut da sonunda bitirirken kabrini de ziyaret edebilmeyi, kabrinde de bir bölüm okuyabilmeyi nasip eylesin. İnşallah böyle bir hevesimiz var, isteğimiz var. Evet, 22. bab babu yani ya da babun Fima ya da babu ma jaa fi ta'zim el ashabi ve ashari. Ashab peygamber efendimizin sahabesi ve ashari kan bağı akrabaları ne ve kan akrabalarına saygı gösterme hususunda gelen rivayetlerin babı daha ve keffil lisani fi ta'zimi ve kefil fi hakkihim onların hakkında dili tutmanın babı yani ileri geri konuşmamanın babı da'u bırakınız li bana kimi ashabi ashabımı bana bırakınız ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ashabımı bana bırakınız Fevallezi nefsi febelzi o zata yemin olsun ki nefsi benim nefsim bir yediği onun elindedir. Yani nefsim elinde olan, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki Lev enfak tüm siz infak etseniz neyi? Misle cebelin e, cebeli Uhuddin Uhud dağı kadar e, zeheben e, temiz Uhud dağı kadar altın infak etmiş olsanız harcasanız ma tüm amelehum onların yapmış olduğu amele ulaşamazsınız. Sahabemi bana terk ediniz. Nefsim kendi yedinde olan, kendi elinde olan Cenab-ı Allah'a e, kasem ederim ki, yemin ederim ki fukara ve duafaya, fakirlere, zayıflara Cebeli Uhud cebel Cebeli Uhud dağı ağırlığında altın infak etseniz, harcasanız anların yani onların sahabenin amelinin sevabı gibi onların yapmış olduğu amelin sevabı gibi bir sevaba nail olamazsınız buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Da'u bırakın li bana kimi eshabi ashabımı bana bırakın ve eshari akrabalarımı bana bırakın. Yani sahabe-i kiram arasında akrabaları arasında işte Cemal savaşları sıffın savaşları oluyor bu savaşlardan meydana gelen fitneler var. Bu hususlar hakkında hiçbir sahabe hakkında ileri geri konuşmayın. Bunların hükümlerini bana bırakın diyor. Femen kim azani bana aziyet ederse fi ashabi e, sahabem hakkında ve eshari akrabalarım hakkında bana aziyet ederse yani onlar hakkında ileri geri konuşarak bana eziyet ederse azahullahu Allahu Teala ona aziyet edecektir etsin. Geliyorun Allahu Teala, gıyamati, kıyamet kıyameti kıyamet göründü onu eziyet edecektir veya etsin Ashab ve asharımı, sahabem ve akrabalarımı bana terk ediniz, bırakınız bana bırakınız. Anların, onların aleyhinde itale ilisan ile dil uzatarak bana eziyet e, verenleri, yani onlar hakkında ileri geri konuşup dil uzatan, idale ilisan dil uzatmak demek. Yevmi kıyamette, kıyamet gününde Cenab-ı Allah muazzeb buyursun, onlara azap etsin manasında. Evet, seyyid-i şehada, şehitlerin seyyidi, Hamza Abdül bin Abdülmuttalib, Abdülmuttalib bin Uru Hamza'dır. Şehitlerin büyüğü Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib, e, e evet. Abdülmuttalib'in oğlu Hamza'dır şehitlerin büyüğü. Seyyid-i şehada, sey şehitlerin Seyyidi kim Cafer ibn Ebi Talib'in Ebi Talib'in oğlu Cafer'dir. E, şühedanın büyüğü kimdir? İmam Ali Hazretlerinin İmam Ali Hazretlerinin biraderi kardeşi olan Cafer bin Ebi Talib'dir. İkisi hakkında da böyle bir hadis-i şerif var. E, yani şehitlerin efendisi sadece bir kişiye hasteyi demek ki birden fazla kişi şehitlerin efendisi olabiliyor. Allah, Allahu Teala lanet etsin men o kimseye ki sebbe ashabi ashabıma söven ileri geri konuşan e, kimseye Allah lanet etsin ashabımdan birine seb ve şed sövmek seb ve şed, sövmek ileri geri terbiyesizce konuşmak demek e, şed edene Cenab-ı Hak lanet etsin Allah lanet etsin demiş. Men kim sebbe söylese ashabı ashabı ma fealeyhi onun üzerine olsun. lanetullah Allah'ın laneti ve melaiketi meleklerin laneti ve nasi ecma'in tüm insanlığın laneti onların üzerine olsun. Ashabımdan birine seb ve şed edenlere yani sövenlere Cenab-ı Allah ile melaike-i yani o değerli melekler ve cemi'i nasın tüm insanların laneti olsun. Hepsinin laneti onların üzerine olsun. Esha ümmeti, ümmeti en sahisi, en cömerdi. Kimdir? Muaviye tübünü Ebu Sufyan. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'dir. Allahümme ey Allah'ım ic'alhu onu kıl ha diyen hidayete erdirici. Mehdiyen hidayete erişmiş kıl. Ümmetin meyanında arasında meyanın arasında en sahi, en cömert olan Muaviye'dir. Ya Rabbi Muaviye'ye hadi, Muaviye'yi hadiyan hidayete er, e, ermiş ve mehdi kıl yani hidayete erişmiş hidayete erdirici hadi hidayete erdirici mehdi hidayete erişmiş demek. Allahumme ya Allah muallim öğret kime muaviyete muaviyeye neyi el hesabı yapmayı ve kitabı kitabı yazmayı öğret ve azabı onu cehennem azabından koru. Ya Rabbi eee Ey Rabbim e, ilmi hesap ve kitabı kitap ve hesap ilmini muaviyeye talim e, muaviye muaviyeye öğret yani talim et ve kendisinin azabı ahiretten ahiret azabından muhafaza buyur. Evet. E, şunu da bilelim ki değerli kardeşlerim yani Muaviye döneminde Peygamber Efendimizin ee, Muaviye ile Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında savaşlar oluyor. Hazreti Ali tabi kazanıyor. Ee, hilafet onun oluyor. Ee, ama Hazreti Ali vefat ettikten sonra yerine oğlu Hazreti Hasan geçiyor. Hazreti Hasan ile Hazreti Muaviye arasında da çekişmeler oluyor. Hazreti Hasan e, fitne çıkmasın, kan dökülmesin diye çekiliyor. E, Halifeliği Muaviye'ye bırakıyor. Muaviye döneminde herhangi bir Ehli Beyt'e bir zarar verilmiyor Yani kimsenin kanı dökülmüyor Muavi öldükten sonra yerine Geçen oğlu Yezid tarafından Kerbela'da Hazreti Hüseyin şehit ettiriliyor Rabbim o günleri bir daha göstermesin Ama maalesef şu an yine Yeryüzünde sürekli kerbelalar yaşanıyor Bizler ibret almıyoruz onun için bu hususta da sahabe-i kirama dil uzatmayalım. Onlar hakkındaki hükmü Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala'ya havale edelim. Onların arasındaki hükmü onlar verecekler. İnne şirara ümmeti şüphesiz ki benim ümmetimin en şerrileri ecra'uhum ala ashabi ashabıma en cürretkar olanlardır. Ashabıma dil uzatmadı en cürretkar olanlardır. Tahkikan hakikaten ümmetimin en ziyade e, edepsizi, en edepsiz olanı, en fazla edepsiz olanı ashabım, e, ashabı kiramımın, o e, değerli ashabımın aleyhinde itala ilisana, yani dil uzatma, ileri geri konuşmaya cüret ve cesaret eden eşirradır, şerlilerdir, şerli olan kimselerdir. Hafiz Allah Allahu Teala korusun. Kimin ben o kimseyi ki hafizani beni korudu fi ashabi. Ashabım hususunda beni koruyan, beni muhafaza edeni, beni gözetleyeni Allah-u Teala'dan korusun, muhafaza eylesin. Ashabımda e, ashabımda e, kadru ve haysiyetimi, değer ve şerefimi muhafaza edenleri e, koruyanları Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, korusun. Yani o anlara, onlara isnat edilen şeref benden e, muktebis e, olunmakla yani benden alınmakla onlara bir şeref isnat ediliyorsa bu şeref kimden alınmıyor? Kimden muktebistir? Benden muktebistir, benden alınmıştır. Hakikatte e, gerçekte bana isnat e, olunmak olmak e, bana isnat eylemektir. Bana isnat eylemektir. E, kezalik işte aynı şekilde anlara onlara dağın ve teşni eylemek yani tenkit ve kötülemek onları dahi manen manaca bana aittir bana aittir yani onları tenkit ve kötüleyen sanki manen ne yapmış olur beni kötülemiş olur çünkü onlar şerefini kimden alıyor benden alıyor onları kötüleyen de kimi kötülemiş oluyor beni kötülemiş oluyor diyor peygamber efendimiz Seyyidullah'a ben Allah Teala'dan istedim li eshari akrabalarım için el cennete cenneti istedim fa'atani ha O cenneti bana verdi. Elbette de ki elbette kesinlikle bana verdiler diyor. allah Teala o akrabalarım için cenneti bana verdi. Damatlarımla ya damatları kim? Ee, Hazreti Hz. Ali, Hazreti Osman, Peygamber Efendimiz'in damatları, kayınpeder, yani kayınpederi ve kayınbiraderlerim, kayınbiraderlerim gibi zevcatıma karabeti yani eşlerime yakınlığı bulunanların cennete e, duhulleri girmeleri için Cenab-ı Hakk'a tedarru ve niyaz iledim yalvardım, e, niyazda bulundum, e, dua ettim. Cenab-ı Hak dahi kabulüyle e, beni mesrur eyledi, yani kabul ederek beni sevindirdi. Şirar-ı ümmeti, ümmetimden şerreleri ecra'uhum ala sahabeti, Sahabem üzerine dil uzatmada en cüretkar olanlarıdır, ümmetimin en şerlileri. Ümmetimin en edepsizi, ashabım, ashabı kiramımın, değerli ashabımın aleyhinde e, ithala-i lisanam diye uzatmaya cüret eden eşirradır, en şerlilerdir yani. Eden şerlilerdir. Şefaati, benim şefaatim mübahatun mübahtır, kapsayıcıdır herkes için kapsayıcıdır. İlla ancak alâ men sebbe eshabi, ashabıma küfredenler müstesna. Onlara şefaatim yoktur. Şefaatim ee, ümmetimden her birine şamildir. Her birini kapsar. Yalnız ashabımı sebbe şet yani söyen, hakaret eden, edenler mahrumdur. Yani şefaatimden bunlar mahrumdur. Men hafizani, kim beni muhafaza ederse kuruşu fi ashabı e, sahabem hakkında e, varada ala havzi e, Kim diyor e, ashabım hakkında beni muhafaza ederse ileri geri konuşmaz ise varada gelir ala havzi benim havzumun başına gelir Diyor ki ashabıma ihtiram e, ile e, şan ve şerefimi muhafaza eden yani ashabıma saygı gösterip şan ve şerefimi muhafaza eden kimse cennetteki havuzumdan su içer. Yani havuzumun başına gelir su içer. Yani su içmek için havuzumun başına gelir. Yani etmeyen içemez. Yani saygı göstermeyen içemez manasında. Zira dinimizin esası bulunan, dinimizin esası temeli bulunan ayet-i kerime ve hadisi i şerife bu hadisi şerifler, ayet i şerifler ayet-i kerimeler anların yani onların rivayet olunduğu cihetle onlardan rivayet olunduğu cihetle bizlere aktarılmış yani onlardan rivayet olduğu rivayet olunduğu cihetle bizlere gelmiş ayetler hadisler biz onlara laf ettiğimiz zaman onları tenkit ettiğimizde onların adaletini sorguladığımızda haşa haşa Allah muhafaza ayet-i kerimelerin güvenliği Hadis şeriflerin güvenliği de sıkıntıya girmiş olur. Ee, onlara yani anlara onlara isnadı fısk ancak yani onlara fasıklık isnad etmek sahabeye fasıklık isnad etmek ancak e, dini mübinin iptaline yani dini mübinin İslam'ın iptaline e, yok olmasına teşne canı atan e, teşne olan can atan bir zındıktan beklenir. Ancak böyle bir zındık böyle bir şey yapabilir. Allah bizleri muhafaza eylesin. La temessün naru ateş dokunmaz Müslüman bir Müslümana. Ra'ani beni gördü. Ev yahut da ra'a ra'ani. Beni göreni gördü. Yani sahabeme ve tabiine ateş dokunmaz diyor. Nar cehim cehennem ateşi dokunmaz. Şol bir Müslüme ki Müslümana ki beni görmüş yahut da beni göreni görmüş ola. Yani sahabe ve tabiine demiş? Rabbim bizleri sahabe kirama dil uzatmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri şefaatinin aile eylesin. Bizleri fitneye düşmekten de muhafaza eylesin.